Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kalbin ve ruhun hastalığı. Kalp ve ruh, birbirlerine çok benzemekteyseler de, iki ayrı şeydirler. Kalp, yürek denilen et parçasında bulunan bir kuvvettir. Ruhsa, bedenin her yerinde bulunur. İnsanların duygu organları ve hareket sinirleri, kalbin emrindedir. Bedenin dört yapı maddesiyle, nefis ve kalp kuvvetlerini bir arada tutan, çalıştıran kuvvet de ruhtur. Kalp ve ruh anlayıcı ve idare edicidir. Kendilerini bilirler ve kendisini bildiğini de bilirler. Göz vasıtasıyla renkleri, kulakla sesleri kavrarlar. Sinirleri çalıştırırlar, adaleleri hareket ettirirler, böylece bedene iş yaptırırlar. Kalp ve ruh bir makinenin elektrik kuvveti gibidir. Bir motorda ufak bir arıza olunca cereyan kesildiği gibi, insan vücudunun iç ve dışındaki yapı ve düzenlerde hasıl olacak bir arızada, kalbin ve ruhun bedenden ayrılmasına sebep olur ve insan ölür. Dünyada hiçbir makine, hiçbir motor nihayetsiz çalışamıyor. Aşınarak, yıpranarak çürüye ayrılıyor. Bu umumi bir kanundur. Vücut makinesiyle yıpranıyor, çürüyor. İnsan ölünce, ceset çürüyünce, kalp ve ruh yok olmaz. Ölmek bunların bedenden ayrılması demektir. Bedenden ayrılınca maddi olmayan aleme karışırlar ve kıyamete kadar da yok olmazlar. Kalp, ruh ve melekler yükselemezler. Yaratıldıkları mertebede kalırlar. Kalp ve ruh bu bedenle birleşince yükselebilmek özelliğini kazanıyor. İnkar etmek, günah işlemek sebepleriyle de alçalıyor, harap oluyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri, nefsin, kalbin ve ruhun birbirinden farklı varlıklar olduklarını bildirmektedir. İsra suresinin 85. ayetinde mealen, sana ruhtan soruyorlar. Ruh, Rabbimin yarattığı varlıklardan biridir diye cevap ver buyuruldu. Bu ayeti kerime ruhun ne olduğunu anlatmayı men etmektedir. Bunun içindir ki, İslam alimlerinden çoğu ruhun ne olduğunu konuşmaktan sakınmışlardır. Ancak yasak olan ruhun hakikatinin ne olduğu hususudur. Yoksa ruhun özelliklerini anlatmak yasak değildir. Bunun için alimlerin çoğu talebeye ve sual edenlere, kalbin ve ruhun cisim olmadıklarını, bir cevher-i basit olduklarını söylemişlerdir. Aklın erdiği bilgileri anlayan, his organlarından beyne gelen duyguları alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hareketleri idare eden, kullanan, hep bu ikisi, yani ruh ve kalptir. Tasavvuf büyükleri ve kelam alimleri böyle bildirmişlerdir. Ahlak ilminin konusu, insanın ruhudur. Ruhu, kötü huylardan temizlemeyi ve iyi huylarla süslemeyi öğretir. Ahlak ilmi, kalp ve ruh temizliği bilgisi demektir. Tıp ilminin beden sağlığı bilgisi olmasına benzer. Kötü huylar kalbin ve ruhun hastalıkları, zararlı işlerse, bu hastalıkların alametleridir. Ahlak ilmi çok şerefli, kıymetli ve lüzumlu bir ilimdir. Çünkü kalbin ve ruhun kötülükleri bu ilimle temizlenebilir. Ayrıca kalbin ve ruhun iyi huylarla sıhhatli, kuvvetli olmaları bu ilim sayesinde mümkün olur. Bu ilim yardımıyla kalpler temizlenir, iyi ahlaka kavuşulur. İyi, temiz kalpler ve ruhlar da bu ilim bereketiyle temizliğini artırır. Bazı kimseler huy değişmez diyerek nefisleriyle mücadele etmiyor ve kötü huylarını temizlemiyorlar. Böyle kabul edip herkes kendi arzusuna bırakılırsa, kabahatli olanlara ceza verilmezse insanlık kötülüğe gider. Bunun için Allahü Teala kullarına merhamet ederek onları terbiye etmek, iyi ve kötü huyları öğretmek için peygamberler gönderdi. Muhammed aleyhisselam bunların sonuncusudur. İyiliklerin hepsi, terbiye usullerinin tamamı, onun parlak dininde yer almıştır. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri, talebelerinin ahlakını güzelleştirmek için çok gayret gösterir. Onları benlik, kendini beğenmek girdabından uzaklaştırır ve buyurur ki, kötü ahlak yok olmadıkça, kalp kemale gelmez. Netice olarak kötü huylar, inkar ve günahlar, kalbi, ruhu hasta eder. Bu hastalığın artması, kalbin, ruhun ölümüne sebep olur. Kötü huyların en kötüsü olan şirk, inkarsa
kalbin, ruhun en büyük zehridir.